Asır Ajans sunar. Evliya Çelebi. Yazan Abdülbaki Kömür. Oo, kimesine yok mu? Oo, kimesine yok mu? Geldim, geldim, hay Allah. Bu saatte kimdir acep? Kimdir o? Benim, ben. Kimdir o? Benim, ben. Evliya karındaşım. Allah senin müstahakını versin. Gecenin bu vaktinde ne istersin, ben acizim Molla İzzeddin'den. Hele kapıyı açala mollacığım. Pekala, pekala. Açtım işte. Buyur. Gel. Oh, hele şükür aşabildin. İki saattir omuzluyorum. Ne duymaz, ne işitmez adammışsın yahu. Nedir pürteli aşın Çelebi? Sorma biraderim, sorma. Nasıl? Can beraberim, sorma bana, sorma. Nasıl sormam Çelebi? Gecenin ortasında beni uykularımdan eyle. Sonra sorma de. Olacak iş midir? Şimdi hiç vaktimiz yoktur. Seyahate çıkmaktayız. Git hemen hazırlan, esbabını giyin. Hanımla çocuklarla helalleş, çabuk hadi. Allah Allah, Allah Allah, iyice meraklandım. Şunu anlat da beni çatlatma be hey nabekar adam. Nereye gideriz? Yolda tavzih eylerim. Dedim ya vaktimiz yok, hadi. Tövbe tövbe. Hatırlar mısın Molla, sana rüyamda Peygamberi Zişan Efendimiz'i gördüğümde şefaat ya Resulallah demekliğim yerde heyecanlanarak seyyahat ya Resulallah dediğimi hikaye eylemişimdir. Heyecan, telaş her zamanki ahvalin. Anın beni gece mustarip etmekliğinle ne alakası vardır? Dinle, izah eylemekteyim. Sana Hacı Kasım Efendi'nin bir alat-ı garibetül vecibesinden de bahseylemiştim. Evet. Hah, işte o alat kemalet. Ne var bunda? Ne var? Var mı, gidiyoruz işte. Nereye? Dilediğimiz yere. Dilediğimiz zamana. Acayip. Acayip kim? Ne acayip? İyi de beni neden götürmek murat edersin? Hacı ile sen seyahate gitsen. Gitmesine gideriz de sen lisan bilirsin. Gittiğimiz yerde lisan bilmezsek ne deriz sonra? Şimdi fehmeyledim. Hele şükür. Bir de bir alattır bu böyle. Senin de ağzına sağlık be hey evliya. Hep seni düşünmekliğimden şol gördüğün alatı icat eylemeye kavli karar eyledim, kemal erdirdim. Yola revan olalım. Seyahat esnasında konuşuruz hele, ha? İnşallah. Buyurun. Hadi buyur. Sen gelmez misin hacı? Hayır. Esvab-ı mucibi nedir ya hacı? Ben burada kalıp sizleri şu gördüğün ekranı eşkar eden temaşa edeceğim kim? Başınız derde düçar olan da sizi başka mekanlara vasıl eden. Hem sizi dilediğiniz zemana, mekana irsal edip hem de geri döndüren. Binaenaleyh ben de sizinle refik olsam, rücu edişimiz ne ola be hey evliyana bekarı? Doğru düşünürsün. Ol zaman bizi Ziyaettin karındaşında gönderesin inşallah. Seyahat aşkıyla dolup heyecana gark olmaktadır yüreğim. Tamam Çelebi, tamam. İmdi içeri müthil olup kapıyı kapatasın. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar da kim ya böyle kaldırımın ortasına yatmışlar? Kıyafetlerine bakılırsa turist bunlar. Ne ilgisi var canım? Turistler böyle ortalığa yatmazlar. Medenidir onlar. Belki de nostalji düşkünü entelektüellerdendir. Olabilir. Fakat bence saltanat ve hilafet düşkünü gericiler bunlar. Bilirsiniz gericilerinki de bir tür nostalji sayılır. Bakın bakın polisler de geliyor. Dağılın bakalım. Dağılın, ne oluyor orada? Memur bey, kaldırıma yatmışlar bunlar. Uyanıyorlar galiba. Başım değirmen taşı gibi. Aman Allah'ım. Aman.
Alman Ecinli taifesi ortasına düşmüşüz. Allahu alem. Hu! Siyahüttin kardeşim. Hu! 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 Kalk! Kalk! Oy 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 kemiklerim. Oh. Başım oh ana. Kalk ya. Aman aman ne oluyor? Hangi demdeyiz? Kalk kalk. Bu acayip taife de ne menemdir Çelebi? Beyler bu kadar istirahat yeter. Kalkın bakalım. Allah. Oh. Oh. Bir sual edeyim evladım. Bu diyar neresidir? Bilmiyor musunuz? Bilmiyoruz. Aa. Çok uzaktan gelmekteyiz zira. Adınız nedir? Nerelisiniz? Bana Evliya Çelebi'dirler. Kim namımız yedi düvelde maruftur. Refikim Ziyaettin Çelebi de yarenim ve karındaşımdır. Evet. Ya kafa buluyorlar ya da deli bunlar. Haklısın galiba. Evliya emmi, bizimle karakola kadar gelir misiniz? Hay hay evladım, hay hay. Lakin bu beldenin nire olduğuna dair bize malumat vermedin. Buraya İstanbul derler. Türkiye'nin en kalabalık vilayetidir. Duydun mu Ziyaüddin Çelebi, İstanbul'daymışız. Payitahta. Pekala, o semtin adı nedir? Buraya Aksaray derler baba. Neyse, karakolda konuşuruz bunları. Binin şu arabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Acaba araba devu tesniye ettiğiniz gerdune şol demir yığını mıdır? Efendim? Hanidir bu gerdunenin beygirleri? Efendim? Yani bu gerdune kendi kendine gidecek devludur herhalde. Buyurun buyurun. Berhudar olasın evlat. Gel Ziyaüddin kardeşim, gördün mü başımıza gelenleri? Gel gel gel. Görüyorum. Evladım siz zannımca subaşısınızdır. Efendim? Zaptiye demek yani. Polis, polis. Adlarınızı bağışlar mısınız? Benim adım Ahmet. Ha. Arkadaşımınki de Abdullah. Maşallah, maşallah. Allah sizlere uzun ömür ve hayırlı rızıklar versin. Şahane-i Ali Osman her daim kadim ve muzaffer eylesin sizi. Bunlar zincirlik deli gerçekten de. Demedim mi ben sana? Hey evliya. Hah. Şu yana bir nazar ile hele. La havle ve la kuvvete illa billah. Yahu cadde ve sokaklardaki yazıların tamamı Latincedir. Fehmedebildin mi? Yok. Lakin ehli küfrün işgaline maruz kalmış olabilir. Abdullah yeğenim. Buyur evliya emmi. Burasının İstanbul olduğundan emin misin? Tabii. Pekala İstanbul ehli İslam'ın değil midir? Pek anlayamadım. Yani ehli küfür mü işgal eylemiştir İstanbul'u? Yok, İstanbul bizimdir. Fatih Sultan Mehmet'in fethinden bu yana Türklerindir. Tövbe neuzübillah. Yahu bu avretlerin hali nicedir? Kimi? Şu dışarıdaki avretlerin hali. Ne var ki onların hallerinde? Baksana evladım. Anadan doğma gibi üryan dolaşmaktadırlar. Hacı baba siz bayağı geriden geliyorsunuz galiba. Bunlar çağdaş giyimli medeni kadınlar. Bunlar medeni avretler mi? Evet. Geldik, buyurun. Aç, buyurun bakalım, buyurun. Çelebisiniz ha? Evet. Bu da refikim Ziyaüddin Çelebi'dir. Hoş geldiniz. Buyurun, oturun. Berhudar olasın evladım. Biz oturmasak şehre şöyle bir hıraman olup seyahatimize devam etmek dileriz. Biraz konuşalım, yine devam edersiniz beyefendi. Buyurun. Şimdi bana gerçek adınızı söyler misiniz? Söyledim ya. Beyefendi bakın burası karakol. Biz ciddi bir iş yapıyoruz. Dalga geçmiyoruz anlayacağınız. Şimdi lütfen bizi oyalamayın da sorduğum sorulara doğru cevap verin. Aksi takdirde alırım sizi içeriye, yaşınıza başınıza da bakmam. Ya subaşı efendi oğlum biz zaten içerideyiz ya. Hapse attırırım demek istedim. Evet şimdi adınızı soyadınızı bir daha söyleyeyim bakalım. Benim adım Evliya bin Mehmet Zilli'dir. Refikiminki de Ziyaettin Çelebi'dir. Anlaşıldı.
Alo. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi mi efendim? İyi günler. Burası Aksaray Merkez Karakolu. Acil bir servis gönderir misiniz? Kendisini Evliya Çelebi zanneden birileri var da burada. Tabii. Ziya bekliyoruz. Ziyahettin karındaşım şu düğmeye dokunuver de biz buradan çıkalım. İşler fenalaştı zannımca. Haklısın. Nereye gitti bu adamlar? Ahmet! Abdullah! Yol itmesenize de... Dikkat etsene kardeşim. Sen dikkat et be adam. Ben hadi kuyruğa girsene de. Kuyruk mu? Tabii ya, biz burada boşuna mı bekliyoruz? İki saattir kuyruktayız. Ne kuyruğu bu kuyruk? Hayvan kuyruğu. Ne kuyruğu zannettin? Zeytinburnu kuyruğu. Tamam. Zeytinburnu otobüsleri buradan kalkıyor. Ben kuyruk falan göremiyorum. Şu sıraya dizilmiş insanları görmüyor musunuz beyefendi? Görüyorum. İşte onlar kuyruk. Yahu benim bildiğim kuyruk hayvanatta olur. Bakın amca bey, benimle kafa bulmayın. Gidecekseniz sıraya geçin. Vallahi ben bu işten bir şeyi fehmedemedim. Adam bir kuyruk dedi, bir kafa bulma dedi. Ne menemiş dürür bilinmez. Neyse, dahil olalım bakalım, şu kuyruğa girelim. Mevlam neyler? Sen ne dersin ya karındaşım? Mümkündür. Reziya Üttün abikare, sol subaşı bizi divane zanneyledi bilir misin? Az kalsın deliler bimarhanesine irsal edecekti. Evet. Yalan söylemeklüğümüze kanı yedi. Ya. Hemşerim, bu zeytin burnu mudur, peynir burnu mudur, nedir? Uzak bir mahal midir bu? Pek uzak sayılmaz. Yarım saatte varırsınız. Ha işte otobüs de geldi. Dur etmeyin. Dur. Yavaş. Teker. Geçin hanımefendi, siz geçin. Beyefendi size söylüyorum. Evet. Biletleriniz beyefendi. Bilet mi? Evet, bilet. Ne bileti? Tövbe estağfurullah, piyango bileti. Kardeşim aşağıya, ne bekliyoruz ya? Yarenler celallenmeyin, iptida süvar oluyoruz böyle bir gerduneye. Bilet nedir, anı da iptida sizden işittik. Efendi, otobüste yolculuk yapabilmeniz için bilet vermek zorundasınız. Mehmet'im, akçe dimeye getirirsiniz bilet deyi. Kaç akçe birmem bize icap ederse, buyurun alın. Ha? Aman Allah'ım, bunlar çilçil altın bırak, ya. Bırak geçsinler şoför bey, yabancıya benziyor bu garibanlar. Ne garibanı ya, adamın çıkardığı altınlara bir baksana. Terbiyesiz. Utanmıyor musun sarkıntılık etmeye? Tüh namussuz seni. Bir dakika, anlatırsınız. Bana doğru inmiyor. İşim geldi. Amanın vahşet bu be. Evladım, göndersene şu bayana. Bir dakika teyzeciğim, bir dakika. İçeriye başka yolcu almayın. Nişanlanı kalsın beyefendi. İtelemesene, öküz. Öküz sensin lan gerizekalı. Hadi lan. Ayıptır beyler, ayıptır. Yapmayın. Beyler. Bakın arkalar boş. Üst kata mı çıkalım be? Vatandaşları da bindirelim beyler. Bir şöyle. Sırlama dedim sana. Hadi kardeşim ya, geçsene, bakın yanım boş. Hey içeride bir tavuk sesi var. Kim aldı o tavuğu içeri? Yumurtası da var mı? Var ulan. Benim ağzımı açtırmayın şimdi, tamam mı? Kesin artık beyler. Şoför bey, işimiz var. Hey arabada hırsız var, yakalayın hırsızı. Hırsız mı? Otobüse çişim var mı diye sormadın mı? Kimin parası çalındı? Ya şu tavuğu dışarı atsanız da be. Ne tavuğu, nereden çıktı bu tavuk? Yakalayın. Ne hoş menazırdır bu. Bunlar köçek olsa gerektir hacı. Yakalayın. Çekil be ihtiyar. Orta kapıyı açar mısınız? Evliya bak kapıyı açtılar. Gel biz de burada inelim. Gayrı bu menazırı temaşa etmeye tahammülüm kalmadı. Ey ağzına sağlık, ne güzel düşünmüş. Hadi. Destur. Yavaş ol be adam, yavaş ol. Yürüş, ayağıma basmasana be. Çek şu ayağını. Zırlama be velet. Allah Allah. Oh. Hele şükür. Yahu bu ne haldir?
Kabir azabı bu demek olsa gerek ha? Çelebi. Farkında mısın ziyadece acıktık. Karnımızı doyuracağımız bir yer bulsak derim ben. Ah iyi dersin. Bak, bak şurada yemek suretleri ve ekmek sureti resmetmişler. Ana bir bakalım ha. Hı hı. Efendim buyurun, buyurun. Selamün aleyküm. Selam. Ne? Selam verdiniz, ben de aldım. Ha, selam demekle aleyküm selam demekliğimi kastettin. Ha, tabii. Hasbinallah. Evladım sen gayrimüslim misin? Efendim? Bir mesele mi vardı beyler? Bu çocuk bize selam dedi. Ne var bunda? Nurayn'ın bir müslime selam denir mi? Ya ne denir bey baba? Aleyküm selam denir benim bildiğim. İlahi bey baba, onlar eskidenmiş. Şimdi zaman süratli. Herkesin zamana ihtiyacı var. Selamun aleykümler ve aleyküm selamlar, merhabalar, ehlen ve sehlenler. İnsanın en az 5 dakikasını alıyor. Şimdi her şey pratik. Selam, selam, o kadar. Yok, demek öyle. Öyle. Neyse, hele şöyle buyurun, şurada boş bir masamız var. Masa mı? Evet. Sofra sermez misiniz? Bey baba, sen galiba çocukluğundan bu yana çarşı pazara ilk defa çıkıyorsun. He? Öyle sayılır. Yemeklerinizden ne var ne yok bakalım. Ha? İyilik gözü, pardon, kuru fasulye, tas kebabı, ızgaralar, döner, kebap, haşlama, kızartma, İzmir köfte falan filan. Pilav, haşlama. Haşlama, pilav. İçki alır mıydınız? Şarap, rakı falan. Ne, içki mi? Tövbe estağfurullah. Hayırlı işler, bize müsaade. Ne dedim ben bu adamlara şimdi ya? Usta, bence bunlar TRT'den geliyorlar. Fizli kamera şakası yaptılar bize. Yarın akşam garanti gösterdirir televizyon. Helal olsun, nihayet meşhur olacak. Bre evliya karındaşım. Ger kim rucu idişimizde, yarenler anlatacağımız bunca ahval ve havadise teaccüp edip ve dahi bize inanmayıp güleceklerdir. Doğru dersin. Ben derim ki bu zamana hazır gelmişken çarşı pazarına bir uğrayıp yarenlere anlattıklarımızı ispat edecek birkaç eşya alıp götürsek. Ay hay. Bak şuradaki binanın altında bir dükkan dahi vardır. Haydi gidelim ve bir bakalım. Aman efendim, buyurun efendim, buyurun, şeref verdiniz. Yardımcı olabilir miyim? Ne arzu etmiştiniz? Ne alır ne satarsınız evlat? Beyaz eşya ve mobilya satarız dayı. Beyaz eşya dedin de ne ola ki? Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, müzik seti, radyo, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge ve bilumum elektrikli aletler. Yahu ne kadar çok şey satarsınız. Şu alatlara, edevatlara bir nazar etsek derim ha. Neye bakmak istersiniz? Mesela şu neydi? Televizyon. Şuradan buyurun. Hangisidir bu? İşte bu efendim. Aman yarabbim. Aman aklımızı hayal edeceğim. Ol kutunun içerisinde ademler var. Bunlar insan değil. İnsanların görüntüleridir. Ya Allah Allah. Ziyaüddin Çelebi ne dersin sen buna? Hadi durma de bir şey, replik senin. Lakin bunun içerisindeki Adem ve avretler dahi fuhşiyatın her dürlüsün alameleyin nas işlemektedirler. Bu aynenin cümlesi İslam'a mugayir. Yani kim şeytan-ı layinin düzmesi bir olay vukuattan ibarettir. Dört kitapta yeri olmayan işler edip bir haddü hesap küfrü kebair işlemektedirler. Bellüküm ahir zamandır. Bina ve zina gayet ziyadedir ve dahi aşikare işlenmektedir. Ya Rabbi sen büyüksün. Sen neden bahsediyorsun dayı? Televizyon artık vazgeçilmez bir ihtiyaç ve eğlence olmuştur insanlar için. Bu denli eğlence bir ihtiyaç olur mu ha evladım?
anı temaşa eden Müslüman ahalinin dili, dini, adatü, adabı tebeddül eder kim? Hususiyetlerini zayi eleyip Hristiyane, Yahudiye ve Mecusiye benzer bir taife olur. Beyler, siz bir şey alacak mısınız? Niçin sual et? Ne bileyim ben, televizyonu takdim ettiğimden beri söylenip durursunuz. Alacaksanız alın, yoksa lütfen dükkanımı terk edin. Fena bir şey mi söyledik evlat? Dinden, ibadattan bahseyledik. Galiba siz şu gazetelerde anlatılan gerici, irticacı yobazlardansınız. Siz dinden, diyanetten başka bir şey bilmez misiniz? Eyzübillah, dinden özge ne vardır be hey gafil? Eğlence, zevk, safa. İnsan dünyaya bir defa geliyor, öyle değil mi Hacı Dayı? Doğru. Lakin dünyada işlediği her fiiliyatın hesabını verecektir. Badehu ol zaman için ne sermayem vardır kim sıratı geçebilesin ha? Geç onları geç. Benim kalbim temiz, sen ona bak. Kalbin temiz oldu mu her işi yapacaksın. Dünyanın tadını çıkarmaya bakacaksın dayı. Neyse, bu kadar geyik muhabbeti yeter. Hadi gidin başka yerden alışveriş yapın. Hadi bakalım hadi. Yahu bir esnaf müşterisine böyle mi yapar? Sizde adat böyle midir? Evet, bu yeni icat. Beni... Acep rahmetli. Profesördü. Yurdumuzun yetiştirdiği en büyük ilim adamıydı. Hayatını irtica ile mücadeleye adamıştı zavallı. Vah vah vah. Büyük ademmiş hakikaten. Yaşlı mıydı? Hangi sebepten vefat eyledi? Özenle yetiştirdiği, Avrupa'ya tahsile gönderdiği biricik evladı Avrupa'dan irticacı olarak dönünce dayanamayıp öldü zavallı. Kör bir evlatmış bu. Sahi irticadan maksadınız nedir? Bilmiyor musunuz? Yok. İrticacılar dinin hakimiyetini istiyorlar. Demek ki irtica deyü anadırlar ha? Bu tabut içre kabre giden kişi irticacılarla mücadele ederdi öyle mi? Dedim ya, bütün ömrünü bu işe adamıştı. Hatta arkadaşları onun için laiklik şehidi diyorlar. Ya. Şimdi böyle yerdüneyle hangi yere irsal eylersiniz ol profesörü? Önce cenaze namazını kılmak için camiye, sonra da Edirne Kapı şehitliğine. Ya Rabbi, senin hikmetinden sual eyleyen külli kafirdir. Kim sen yapacağını herkesten eyyü bilir, herkesten eyyü yaparsın. Amenna. Piyango, milli piyango yarın çekiliyor. Haydi 5 milyar size de çıkabilir piyango. Pazar Allah be hey derviş. Ne ümleyip ortalığı velveleye veriyorsun. Ve bilet satıyorum gördüğün gibi. Ne biletidir bu bilet? Piyango bileti. Yani ne işe yarayışlıdır? Yoksa şu gemiler için midir? Hayır. Ya? Bak şu biletlerin üzerindeki rakamları görüyor musun? Evet. İşte her biletin bu rakamlardan müteşekkil ayrı ayrı numaraları vardır. Bunlardan binlercesi satılır, içlerinden birkaç tanesi seçilir, o numaralara diğer biletlerin satışlarından elde edilen paralar verilir. Desene bu talih oyunudur. Bir nevi. Ve dahi... Ona kaldıktan sonra benim dedemin babası da müftüymüş. Benden iyi mi bileceksiniz? Hem siz benim bakmayın bu kılığıma. Kaç tane hacı hoca çıkarırım cebimden biliyor musun sen? Şimdi babalık, sen bilet alacak mısın yoksa almayacak mısın? Hayır, almaklığım yok. Hadi öyleyse tezgahımın önünü kapamayın. Hadi. Şu bizim bildiğimiz İstanbul değildir galiba evliya. Sahi dünyanın başka yerinde de İstanbul'dan bir vilayet olmuyor sakın. Kim bilir. Kuyruğa dahil olalım hemen. İstasyondaki adamlar ne diyor bağırırlar acep? Tuttukları takımlar lehinde tezahürat yapıyorlar abicim. Takım mı? Evet. Bugün Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Siz hangisini tutuyorsunuz? Biz iftida temaşa edeceğimizden hali hazırda takım tutmayız. Hayret! Evet beyler, ücretler lütfen hani. 2 adet bilet alacağız. Ücretler 40.000 lira. Buyurun. Beyefendi, burası kuyumcu dükkanı değil. Ben bu altını nasıl bozacağım? Lütfen para verin, para.
Para yoktur. Sadece altın var. O zaman sırayı işgal etmeyin. Altını bozdurup öyle gelin. Beyler, altını ben bozabilirim. İsterseniz verin bana. Oo, bu bayağı tarihi. Tarihi bir sikke. Nereden buldunuz bunu ya? Anladım. Gömü buldunuz hani. Neyse, bana ne. Alın bakalım 600.000 kağıt. Berhudar olasın. Oo, hiç önemli değil. Evet, şimdi biletinizi alabilirsiniz. Allah Allah, ne tipler var ya şu alemde. Beyler, bir dakika. Üstünüzü bir arayalım bakalım. Neden o? Ne demek neden o? Ya üstünüzde yaralayıcı, kesici alet varsa? Memnun mudur? Kim memnun mudur? Yani memnun değil, memnu. O ne demek? Yani yasak. Ha, tabii yasaktır, yasak. Yani memnu. Gelin bakalım, gelin şöyle bir arayalım. Tamam, geç. Eyvallah subaşı efendi. Bak. Seyirtmeye başladı bunların cümlesi. Ha, siyah urbalı olanı anların kadısı olsa gerektir. Hakim kim oyunu o başlatmıştır. Yahu Ziyahüttin kardeşim, bunların birbirine yaptığı düşmanlığı Nemçe kralı, Frank kralına yapmaz. Estağfurullah, nedir Allah? Kıyamet mi kopmuştur? Gök mü gürlemiştir? Değil. Bunca Adem Ezyek'te hem nara vurmuşlar. Dur kim gök gürledi zannederim. Yahu Evliya, bak şimdi de birbirlerine girdi ahali. Ve dahi birbirlerine mader, peder, sülale büyü, şecerilerine gayet galiz küfürleri derler. Bunlar böyle ne bir edep adamlardır. Allah bu işin ahırın hayrı de ve bunca düşmanlıklardan ümmeti Muhammed'i beri tuta. Amin. Ziyahettin kardeşim. Bu şehir İstanbul'un gördük ki İslam ile alakası kalmamıştır. Adları Müslüman adı olsa dahi adat ve muamelatları Franklerinki gibidir. Gel dilersen Hazur Şol zamana gelmişken Hazreti Eyyub el Ensari'nin kabrini dahi ziyaret eyleyip ruhuna bir Fatiha-i Sale eyleyip Cenab-ı Rabbil Alemine şonca tövbe bir istiğfardan bade kendi zamanımıza rücu edelim. Hakkım var Evliya Çelebi. Hadi gidelim. Allah rızası için fakire bir sadaka. Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Kazadan beladan esirgesin. Allah rızası için fakire bir sadaka. Epey vakittir Allah burada. O dilenciyi seyran ederiz. Dünyanın akçesini topladı açık göz. Allah evet. Varup canibine iki kelam eylesek nasıl olur acaba? Hasbihal etmiş oluruz. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm. Deşürücü başı. Aleyküm selam. Evet ne var? Evet canım. Ne ola ki? Biraz muhabbet etmek dileriz. Bakın eğer bu köşeyi elimden almazsa niyetiniz biraz zor alırsınız ha. Neden alalım canım? Bugünlerde köşe mafyası biz dilencilere pek rahat vermiyor da. Nasıl yani? Gariban kimsesiz dilencileri yerlerinden kovup kendi adamlarını onların yerlerine yerleştiriyorlar. Mafya bunlar, mafya. Deminden beri seni gözleriz. Dünyanın akçesini topladım. Geçim dünyası hacı. Doğru söylersin. Lakin sapas... Beton üstünde oturmak kolay iş mi? Sabahtan akşama kadar gırtlak patlatmak kolay iş mi? Kolay değil de meydanda verdiğin bir hizmet yok ki. Olur mu be? Aman yaptın şimdi ha. Hem müşteri... Pardon yani her hayırsevere dua ediyoruz. Bu hizmet değil mi yani? Hizmet mi? Hizmet tabii. Bu devirde kimse bir diğerine dua etmez. Dualara bile egoizm karıştı. Herkes kendisine istiyor. Biz ise herkese duacıyız. Sizin yaptığınız iş haksız kazanç yollarından biri. İnsanların hislerini istismar ediyor. Ben kendinize acındıraraktan maişet temin eder. Hacı senin dünyadan haberin yok galiba. Şu devirde haklı kazanç, haksız kazanç diye bir mesele yoktur. Nasıl kazanırsam kazan. Yeter ki aklını kullan. Hem bizim kazancımız ne ki? Adamlar hayali ihracat, vergi kaçakçılığı, kara borsacılık, tefecilik, kumar, esrar kaçakçılığı, kadın ticareti yaparaktan bir kalemde milyarları götürüyorlar. Ne haber?
Üstelik onlara iş adamı diyorlar. Biz şurada 3-5 kuruşu nasiplenelim diyoruz hepsi. Evet taze Yasin, taze Yasin. Okunmuş bunlar, okunmuş. Çaputa gel, muma gel, okunmuş bunlar. Hadi ya helva, helva, helvaya gel helva. Yaren, ne helvasıdır kim? Mis gibi raya saçıp ümmeti Muhammed'in iştahını celbetmektedir. Kudret helvası bunlar Hacı Baba. Şam tatlı değil ha. Halis mulis okunmuş kudret helvası. Behey evlat, bu helva kitap mudur kim okuna? Oho! Siz meseleye epi Fransızsınız galiba. Edep size bak, ağa utanmaz arlanmaza bak sen. Ehli müslim eşhasa hangi sebebe binaen Fransız dersin? Amcalar kızmayın ya. Ben sizi Fransız'a ya da herhangi bir millete benzettiğim için Fransız demedim ki. Ya. Bu bir tabirdir. Yani herhangi bir konuyla ilgili olaraktan anlatılan meseleden haberi olmayan kişiye denir Fransız. Yani haberin yok manasına geliyor, anladın mı? Olsun. Gene de bizleri bir gavura benzeten tabirlerden sakınasın. Şimdi de bakalım bizlerin hangi meseleden malumatı nakıstır? Okunmuş helva meselesinden. Brena'dan tavzih eylesene. Bu helva mübarek bir helvadır amcalar. Her derde deva, her hastalığa şifadır, anladın mı? Acayip. Neden o? Çünkü... Zaten mübarektir. Bir hacenin okuyup üflemesi onun hikmetini ziyadeleştirmez ki. Sen ne diyorsun bey baba? Bu adam bir ilim irfan deryası. Onun okuduğu helvadan yiyen ömür boyu bir daha hastalanmıyor. Tövbe tövbe tövbe. Bre helvacı başı. Şifa-ı deva Allah indindedir. Şifayı ve devayı o verir kullarına. Ve her derdin dermanın dahi halk etmiştir. Ol Rahim Zülkerim. Ama lakin sen dersin kim şifa hacenin indindedir. Tabii. Hoca efendi kör olanın gözlerini açar. Sağırların kulağını açar. Kötürümleri ayağa kaldırır. Yani kısaca ölüyü diriltmekten başka tüm dertlere deva bulur. Öyle büyük bir zattır işte o. Ve sen de hoca efendiye okuttuğun o helvayı ümmeti Muhammed'e satarak bir kazanç yolu bulmuşsun, öyle mi? Ne yaparsın bey baba? Ekmek parası mı? Pekala. Bilmez misin ki senin bu yaptığın amelin 4 kitapta ve bir 4 mezhepte yeri yoktur. Ne diyorsun sen Hacı Baba? Herkes bu işi yapıyor. Bak şuradaki adamı görüyor musun? Çaputa gel, çaputa. Okunmuş mu? Evet, okunmuş görüyorum. O adam da aynı işi yapıyor. Ne var ki o mum ve çaput okutup satıyor. Ben helva. Aslında helvayı da o adam satıyordu ama 20 milyon hava parası ödeyince helva işini bana bıraktı, anladın mı? O mum ve çaputlar ne işe yaramaktadır? Her işe yarar bey baba, her işe. Evde kızı kalanlar, çocuğu olmayan kadınlar, oğluna kız bulamayanlar, hastası olanlar, sarası olanlar o mumları yakıp türbeye bırakırlar. Hem de dilekte bulunurlar. Çaputları da şurada gördüğün ağaçların dallarına bağlarlar. Aynı şekilde dilekte ve adakta bulunurlar. İyi, lakin Allah'tan dilekte bulunmak için mum yakmaya da çaput bağlamaya da gerek yoktur. İhlas ile, iman ile dua etmek kafidir. Allah'tan dilemiyorlar ki. Estağfurullah. Tövbe, tövbe, tövbe. Ya kimden dilenirler? Türbede yatan ulu kişilerden. Türbede meftun kişilerden mi? Evet. Yahu bu insanların hiç mi beyinleri ve zekaları yoktur? Ger kim o zevat, o denli meharetli idi, o denli kadir idi de acep niçin acziyetinden mevta olmuştur? Allahu Zülcelal'den özge kudret kuvvet sahibi var mıdır? Her şeyin sahibi o değil mi? O kimes neler bilmezler mi ki İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn mucibince ancak andan yardım dilenip ancak ana ibadet edileceğini. Ama bu türbede yatanlar ulu kişilerdir. Mesela Eyüp Sultan Hazretleri sahabidir. Buna ne buyurulur? Bak helvacı başı. Biz demeziz ki burada yatanlar ulu kişiler değildir. Amenna, burada yatanlar o denli aziz ve muhterem kişilerdir.
Allah cümlesinin mekanını cennet eylesin. Lakin onlar dahi Allah'ın yarattığı aciz birer kişilerdir. Ne insanlara yardım etmeye ne de dertlerine deva vermeye güç ve kudretleri yoktur. Çün ilah da kadiri mutlak Allah Teala'dır, Rab da. Gaza yasin, gaza yasin, hadi! Şol Adem ne işle meşguldü? O taze Yasin satar. Yani kim? Yeni yazılmış Yasin-i Şerif sayfeleri mi satar? Hayır, yeni okunmuş Yasin satar. Fehmi demedim. Yani o adam evde Yasin suresini okuyabildiği kadar okur, sonra gelip burada okuduğu Yasinlerin sevabını dileyen kişiye satar. Ya Rabbi, sen benim aklımı ve imanımı muhafaza eyle. Yavuz Ziyahettin karındaşım, bu insanların ahvali, cahiliye dönemi müşriklerin ahvalinden ziyadece şedittir. Ümmeti Muhammed'in düştüğü şol delalet, gaflet ve zilletin azametine bak. Allah cümlesine akıl fikir nasibi müyesser eyle. Amin. Eyyub-i Ensari hazretlerinin makamına geldik de ehaliyle dolup taştığını gördüğüm zaman kendi kendime bak ey Çelebi. Memaliki İstanbul'da Müslüman kalmamıştır deyip boş yere hayıflanıp ahu vah edip durmaktasın. Ehli Müslim burada cem olmuştur deyip teselli olmaktaydım. Meğer buradaki ehali de hurafe ve şirke garg olmuş bir yığın kalabalıktan özge değilmiş. Bari şol mescitte namazlarımızı eda edip gidelim artık. Ey dersin. Ne ağacı karındaşım, ne ağacı. İnsanların imanları kururken ormanı korumanın, İslam'ın hükümleri birer birer sökülürken ağaç dikmenin lafı mı olur bre Ziyahettin? Bu ne iştir, Fehmi demedin mi? Dokun şol düğmeye de gidelim artık.